Aslan! Batuhan'ın aslanı kaçırdığı mağarayı öğrendim efendim. Benden başka da kimse bilmiyor. Bizden başka kimse bilmiyor. Eminsin değil mi? Evet. Ama mağaraya gidip onu kurtarmazsak ya açlıktan ölür ya da susuzluktan. Belki de vahşi bir hayvan işini bitirir. Emir Saadettin. Emir Saadettin'in nişanlısının yaşaması şimdilik işime gelir. Bakalım Emir Hazretleri Aslan Hatun için sulhü feda edecek mi? Bu taraftan gel kardeş. Tez davran kardeş. Çavdar Obası'nın tamgasıdır. Bu at belli ki Aslan Hatun'a aittir. Doğru dersin kardeş. Belli ki bu dağın yamacındaki mağaralardan birinde saklanırlar. Ben gidip Ertuğrul Bey'ime haber edeyim. Sen de iz aramaya devam et. Eyvallah kardeş. Beyine isyan töremizde yoktur Ural Bey. Bilesiniz ki ne menzilinizde başkurum ne de yemin ederim. Elini vicdanına koyup bu hırsından vazgeçesin Ural Bey. Ganimetten gözü dönen beylere takvanın, güzel ahlakın yolunu açasın ki çavdarların şerefi olasın. Yanlış yoldasınız vesselam. Hepiniz obamıza felaket getireceksiniz. İmparatordan çekindiği için savaşı kendi çıkaramaz. Bizim üzerimize gelir. Savaşı bizim çıkarmamızı bekler. Hepsini bilirim. Lakin Aslıhan Hatun'u kurtarmak için isteğini kabul eder görünmelisin. Aklından neler geçer Ertuğrul? Aslıhan Hatun'un nerede olduğunu bilen biri varsa o da Vasilius'tur. Alplerim Aslıhan Hatun'un izini sürdüler. Nerede olduğunu az çok tahmin ederler. Eğer Vasilius'un teklifini kabul edersen Aslıhan Hatun'u almak için askerlerini gönderecektir. O askerler de bizi Aslıhan Hatun'a götürecektir. Seninle evleneceğim. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Beni çok mutlu ettin Elena. Yalnız senden bir isteğim olacak. Bamsi'yi affet. Eğer bir daha kaleye gelirse o zaman istediğin gibi cezalandırırsın. Elena. Elena. Bilirdim. Bilirdim geleceğini. Bu adamı aldırmayasın. Aldırmayasın bu adama. Delidir, kaçıktır o. Sen değilsin. Değilsin hele. Tekfur Vasilius'la konuştum. Seni bırakmaya karar verdi. O bana dönebilirsin. Hay yaşayasın. Hay yaşayasın. Bilirdim. Bilirdim bu sıçan deliğinde beni bırakmayacağını. Sana söylemem gereken bir şey daha var. De. Buyurasın. Bir daha kaleye gelmeyeceksin. Ne etmeyeceğim? Bir daha kaleye de beni görmeye de gelmeyeceksin.
gün batmadan gelip hanlı pazarı teslim alasın. Sulh için uzun uzun sohbet eder, yemek yeriz. Emir Saadettin, şimdi yularını tuttum işte. O yuları bir kez tuttum ya. Diz çöküp önümde yalvaracaksın. Türklerin kanıyla kirlenen çizmelerimi sana yalatacağım, yalatacağım. Oh, hanlı pazar Türklerin de, Ertuğrul'un da sonu olacak. Büyük komutan Teo, intikam için geri dönüyor. Bu eller benim gördüğüm en kutsal silahlar. Sana ilk vazifeni vereyim mi? Git ve o Türk'ü yakala. O bana lazım olacak. Haklı çıktım beyim. Aslan almaya gidiyorlar. İyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abdu ve Resulü.
Birazdan aslan da burada olacak efendim. Ertuğrul Hanlı Pazar'ı elinden aldığım için her türlü deliliği yapacaktır. Bana istediğimi altın tepside sunacak. Yani savaşı. O yüzden dikkatli olun. Emredersiniz efendim. Ertuğrul Bey'imle Emir Hazretleri sizi bekler Tekfur Rasulüs. Duydum ki Emir Saadettin'le alışveriş etmek istemişsin. Komutan Vasilius. Ben de seni pazarımın terazisinde tartmak istedim. Bakalım şerefin kaç okka edermiş. İmparatorun büyük komutanı, Tekfur Vasilius'un şerefini tartmak sana düşmedi Ertuğrul Bey. Zulme uğramış bir hatunun üzerinden çıkar devşirmeye kalktın. Bu da yetmezmiş gibi ardından oyun çevirip devletin emirini oyunlarına alet edeceğini sandın. Anladım ki evvela senin şerefini değil, aklını tartmak gerekmiş. Aklımın da, şerefimin de kaç okka çektiğini göreceksin. Gayrı, dilde sözü, gönülde muhabbeti bitirdin sen Vasilius. Seninle şerefli bir komutan gibi değil. Hele hele bir Tekfur gibi hiç değil. Seninle adi bir haydut gibi konuşmanın vakti geldi. O halde kaleme kadar gelip benimle yaptığın gizli pazarlıkları konuşmaya başlayalım Emir Saadettin. Haddini bil. Emir Saadettin seninle yalnız Selçuklu Devleti'nin menfaati için görüşmüştür. Benimle Aslıhan için anlaşma yaptın. Daha nerede olduğunu dahi bilmediğin nişanlının canı karşılığında bana Hanlı Pazar verdin. Emir Saadettin. Hanlı Pazar kayılarındır. Gücün yeterse cenk eder alırsın. Kılıçla alamadığın hanı oyunlarınla alamazsın Vasilius. Hakkım olanı almaya geldim, alacağım. Sen buraya ölmeye gelmişsin Vasilius. Oh!
Acele edin. Çabuk. Çabuk, çabuk. Kaldır. Bamsı. Bamsı'yı bir kere daha görmek istiyorsan o kılıcı kınına sokarsın Ertuğrul Bey. Beni tuzağa çekeceğinizi düşünemeyecek kadar ahmak mı sandın? Ha? Elbette tedbirimi aldım. Emir Saadettin Ertuğrul'la birlik olup bana tuzak kurabilir. Bu yüzden Bamsı bana gerek. O Türk benim hayatımın teminatı olacak. Bamsı'yla birlikte uzun vade bekleyeceksin. Şeytan bile kıskanır seni tek vur Vasilius. Benim mi senin mi için? Sağ yakalayamaz. Sonsuz ıklar. Öldürürsün beni.
Öldürürsünüz! 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 Bamsı nerede? Bamsı'nın yerini bilirim. Beni ve komutanımı bırakıp Alp'inizi kurtarın. Aksi halde güneş batmadan Bamsı ölecek. Kahpe oyunlarınız seni de devletini de daha fazla yaşatamayacak Vasilyus. Ertuğrul Bey. Gaye hasıl oldu. Bunu ver, Bamsı'yı al. Turgut, Bamsı'yı alıp gelesiniz. En küçük oyunlarında ikisinin de kellesini al. Emredersin beyim. İşler sarpa sarmıştır çolpan. Batuhan Aslan'la konuşmuştur. Kutluca cesedi buldu. Aliyar cana geldi. Bu ne bahtsızlıktır böyle? Ne yapmayı düşünürsün beyim? İyice kapana kısıldık. Ural Bey, Ural Bey olduysa hiçbir zaman pes etmediğindendir. Kimseye aman dilemediğindendir. Üzerimizdeki bu kara bulutlar elbette dağılacak. Ama sen hatunum olarak yeise düşmeyesin. Benim gidip derhal Emir Saadettin'le görüşmem gerek. Destur var mıdır? Gel. Beyim emrin üzerine Hanlı Pazar'daydım. Handa kan gövdeyi götürdü yine. Ne? Ertuğrul Bey ve Emir Hazretleri bir olup Vasilius'un askerlerini öldürdüler. Sen ne dersin buraya? Emir Saadettin sulhu bozar mı? Aslan Hatun yüzünden derler beyim. Fazlasını öğrenemedim. Sonra Alpler Vasilius'u ve komutanını götürdüler. Vasilius nasıl kurtulmuş ellerinden? Bamsı Alp'i rehin almış derler beyim. Bamsı'nın hayatına karşılık Tekfur'un hayatı. Batuhan ha? Ertuğrul ve Emir Saadettin bir olmuş. Ertuğrul'la Emir Saadettin nasıl bir olabilir ha? Ha?
Yerle gök bir araya gelir mi? Denizle çöl hemhal mi olmuştur? Bu ne menem bir işte şofan? Hazırlanın. Hemen gidiyoruz. Nereye beyim? Bu ittifakı bozmaya. Emir Saadettin'le görüşmeye. Nikahımız sarayda olsun demiştim. Sultanımızın seni tanımasını istemiştim. Lakin sen hala benim sualime cevap vermedin aslan. Siz nasıl münasip görürseniz öyle olur Emir Hazretleri. Bana kalsa hemen bu gece Türkmen beyleriyle toydan sonra seni nikahıma almak isterim. Malum hayırlı işler geciktirilmez. Aliyar abimin de bizimle nikahımda olmasını isterim. Âlâ. Demek ağabeyine olan husumetin geçti. Buna en çok ben sevindim aslan. Mesum! Gel. Sultanımızdan emir hazretleri. Mürüvvetimizi göremeyecek miyiz biz aslan? Sultanımız, beni ivedilikle yanına çağır. Türkmen toyuna az vakit kalmıştır Halime Hatun. Bu kadar iş nasıl yetişecek? Sen hiç merak etme Yasin Bey'im. Biz akşama kadar hepsini hazır ederiz. Beyler geldiklerinde hak ettikleri gibi ağırlanır evlat. Sen merak etmeyesin. Yeter ki Bamsa evladım şu kapıdan bir sağ salim girsin. Ah Bamsa. Onun yüzünden Vasilius'u bırakmak zorunda kaldım. Evlat, Bamsa'ya kızmayasın. O ne ettiğini bilmez. Sevdası aklını başından almıştır. Savaştayız ana, savaştayız. İmdi yapılacak her zaafın bedeli ağır olur. Hayme ana, ben de elimden geleni yapmak isterim. Sen dinlenesin kızım. Ziyadesiyle yoruldun. Biz üstesinden geliriz evelallah. Aslan, bacım. Allah'a şükürler olsun ki döndün. Seni de sağ salim gördüm ya. Gayrı ölsem de kanayamam. Ertuğrul Bey, konuşmamız lazım.
Dediğin yere geldik. Neredeler? Aldığın her nefesin tadını çıkarasın Türk. Emin ol, gelecekler. Bundan gayrı aldığın her nefes ciğerlerini yakıp kavuracak Vasilius. Tadını çıkar. Dur hele dur, sakin ol. Daha oyun yeni başlıyor. Geberttiğimiz herit senin gibi oyun derdindeydi Vasilius. Sultanımız ivedilikle beni yanına çağırdı. Hayrola Emir Hazretleri? Savaş başladı Ertuğrul Bey. İnşallah bu Vasilius yüzünden bir derde düçar olmayız. Sultanımızın öfkesini üzerimize çekmemişizdir inşallah. Merak etmeyesiniz Emir Hazretleri. Zannetmem. Hak da, adalet de bizden yanadır. Sultanımız bunu görecektir. Siz de hakikatleri gördünüz. Bundan gayrı Ural'a destek olmayacağınızı bilirim. Ural artık yaralı biridir. Sen de onu fazla gözünde büyütme Ertuğrul Bey. Ali Yar Bey, Aslan Hatun size emanettir. Aslan benim bacımdır Emir Hazretleri. Merak buyurmayasın. Aslan, en kısa vakitte yeniden görüşeceğiz inşallah. Müsterih olasın. Güle güle gidiniz Emir Hazretleri. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun Emir Hazretleri. Hadi gidiyoruz. Tedbir almadan gelecek kadar ahmak mı bildiniz bizi? Uğursuz Türkler. Savaşçılarım! Geri çekilin. Türk! Sen de söyle alplerine geri dursunlar. Bamsı nerede? Getirin. Bamsı? Kardeşim. İyi görünmüyor Turgut Alpbaşı. Sağ ya. Buna da şükür.
Tekfur'la komutanı gönderin. Önce sen Bamsı'yı gönder. Bir dahaki sefere kaldığımız yerden devam ederiz ha Bamsı. Bir dahaki sefere gelip canını alacağım Teo. Hem de pusatlarımla gelip canını alacağım. Bu kez elimden kurtuldum Bamsı. Bir dahakine gebereceksin. Kurtulan sensin Masulius. Kurtulan sensin. Ölüm şehadettir bize. Seni artık bir yetiştirelim kardeş. Hadi. Alper! Güzeli bozmadan rica edin. Bu yaban domuzları bir kardeşlik etmez. Gidelim. Var mı bir haber? Emir Saadettin Konya'ya gidecekmiş beyim. Askerleriyle beraber yoldadır. Konya'ya mı gidecekmiş? Beni görmeden mi? Destur var mıdır beyim? Gel Samsa. Buyur beyim. Kaleye var. Helena'ya olanları anlat. Tez safını seçsin. Ya babasının vasiyetine uyup bizimle beraber olsun... ...ya da babasının katiliyle. Emredersin beyim. Ha. Dumrul'a da söyle. Bu zafiyetin hesabını ona soracağım. Bamsı'nın vaziyetinden benim nasıl haberim olmaz? Onlar orada ne iş yapar? İletirim beyim. Emir Saadettin Ertuğrul'la bir olup bana tuzak kurdu. İmparatorumuza her şeyi anlatacağım tabii. Tedbir almasaydın... Çoktan ölmüştüm. Davamız da seninle birlikte toprak olup giderdi. Şimdi anladın mı Teo? Düşmanlarımızın ne kadar tehlikeli olduklarını. Hepsini böcek gibi ezip geçeceğim. Lakin Ertuğrul, o kolay lokma değil. Onunla tanışana kadar ihtiyatlı ol Teo. Sizi yakında kafa kafaya getireceğim. Nasıl? Türkmenler. Devletin yanında saf tutup bize karşı birleşecekler. Handa büyük bir toy kurulacak bu gece. Bütün Türkmen beyleri hana gelecekler.
Şimdi yoldadırlar. Hepsi hana gidemeyecek. Gitseler de hana canlı giremeyecekler. Hadi kardeşler, getirin. Ama dikkat edin. Hadi kardeşler. Beyim, hele git yaralarına baksınlar Bamsı. Seninle toydan sonra konuşacağız. Birkaç gün eskisinden daha iyi olacaksın Bamsı. İyi olacağım kardeş. Hadi kardeşler. Hazır mısın Bamsı? Lakin biraz canı yanacaktır. İçim yanar Artuk Bey. Can mı kalmıştır bende? Sevdaya düştüm. Zafiyet gösterdim. Ya Allah, bismillah. Kolunu yerine oturttum Bamsı. Yaralarını da tez kabuk bağlayacaktır. Bu kolunu koruyasın. Mazallah. Bu kolunu korumazsan bilesin ki bundan gayrı iki pusatla cenk edemezsin. Atları soluklandırın hele. Demek bu toprakların uç beyliğine layık gördün Ural'a sırtını dönersin ha? Sen bu sitemleri bana edeceğine kendine edesin Ural Bey.
Ben ne kadar ahmağım, ne kadar basiretsizim ki koskoca Emir Saadettin'in desteğine rağmen uç beyliğini elimden kaçırdım diyesin. Ben senin için şimdiye kadar her şeyi yaptım. Bundan sonra da her şeyi yapacak kadar itimadım tamdır. Sen kendi itibarını yerle yeksan ettin Ural. Seninle bu topraklarda devletimi zafere götürmem mümkün değildir. Gayrı ben bunu anladım. Nasıl hala sana itimat etmemi istersin? Ha? Kardeşlerinin bile itimadı kalmamış sana. Gayrı Ural'ın icabına bakmamız gerek aslan. Onunla konuşalım abi. Yanlışından dönecektir. Hayır aslan. Merhametten maraz doğar. Gayrı Ural'a merhamet etmem. O vakit onu sürgün et abi. Çolpanla kendi cehennemine gitsin. Sürgün de fayda etmez bacım. Bilinir de öyle döner ki. Müsaade var mı beyim? Gel Kutluca, gel. Çok şükür iyisin beyim. Eyvallah Kutluca. Hadisler kötüdür beyim. Konur Bey öldü. Cesedini yol kenarında bulduk. Attan düşüp öldü derler beyim. Ural. Bu işin içinde de o var. Kendine itimat eden beyleri otağında topladığını bilirim beyim. Konur Bey de geldi. Sonra onu bir daha gören olmadı. Başka çarem kalmamıştır aslan. Biz onu durdurmazsak her gün bir canı daha kıyacak. Gayrı Ural'ın katli vaciptir. Kutluca. Bitiresin bu işi. Emrin olur beyim. Aslan sana ne dedi? Bir şey demesi mi lazım bana ha? Ben onun gözlerine baktım. Ve sana itimat ettiği için bin pişman olduğunu gördüm. Utandığı için bunu söylemese de bu aşikardır. Seninle buraya kadarmış Ural. Buraya kadar mı? Beni sırtımdan mı hançerlersin Emir Hazretleri? Sen ne ettiysen kendine ettin Ural Bey. Hançer de sensin. O hançerle kendini delik deşik eden de sen. Emir Hazretleri, ben ne yapacağım şimdi? Aklın varsa Aliyar'la ittifak kurup yerle yeksan ettiğin o itibarını yeniden kazanırsın. Asla ona biat etmem. Ben kimsenin kölesi değilim Emir Hazretleri. Senin ne halt ettiğin benim zerrece umurumda değil Ural. Lakin şunu bilesin, benden sana hayır yok artık. Ola ki Türkmenlerin huzurunu bozarsın. O yük diye gördüğün kelleni bir daha kurtarmam. Bilesin.
Korkmayasın Helena, korkmayasın. Korkmayasın Helena. Siz kimsiniz? Beni Ertuğrul'a gönderdi Helena. Bamsa'nın başı beladadır. Vasilius'un askerleri onu esir aldı. Bana söz vermişti. Bamsa'ya zarar vermeyecekti. Şş, sakin olasın Helena. Beyim der ki birçok fitnenin arkasında Vasilius vardır. Babanın katili de otur der. Bundan gayrı Vasilius beyimin düşmanıdır. O yüzden senden de safını seçmeni ister beyim. Yarın bir tepedeyken burada olacağım. Diyeceğin varsa buraya gelesin. Kaç oturuyorsun usta? Dumlu kardeş. Haç Haturyan usta, Bamsa'nın vaziyetini beyime iletmediğiniz için sizi öfkelidir, bilesiniz. Hesabını da soracağım dedi. Ne ettik biz Dumru? Beyim ne etse haklıdır. Geç kaldık usta. Zalime merhamet, mazluma zulümdür buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Bu öz kardeşin dahi olsa Ertuğrul Bey. Bundan sebep Ural'ın öldürülmesi elzemdir. Yoksa sırtımızda kançar olacak. Beylik zor yüktür Aliyer Bey. Bazen adalet için kendi kardeşine kıyman gerekir. Bizim de imtihanımız budur. Geçmiş ol Aliyer Bey. Allah şifa vere. Eyvallah.
Allah'ın izniyle yeniden buluştuk Ertuğrul Bey. Birliğimiz daim ola. Hoş gelmişsiniz Türkmen obalarının şerefli beyleri. Buyurun hele. Alpler sizinle ilgilenecek. Çoban, çabuk. Çabuk, hazırlanasın. Bu ne telaştır? Emir Saadettin sattı bizi. Gayri kimsemiz kalmamıştır. Canımız tehlikededir. Ne edeceğiz, nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Gayrı zalimin zulmüne dur deme vakti gelmiştir. Ali Yar Bey'imin emridir. Ural yakalanacaktır. Katli vaciptir. Ben otağa bakacağım. Ben çadırına bakayım Alpaşa. Her yeri arayın. Burada yoktur Kutlucu Alpaşa'm. Cehennemin dibine de gitse elimden kurtulamaz. Ural Bey'im, Kutlucu seni arar. Katline hükmedilmiş. Ali Yar. Hain. Tez gidin beyim. Ben onları oyalarım. Pazarda yoktu Kutlucu Alpaşa'm. Talimhanede yok beyim. Kutlucu Alpaşa'm yetişin. Ne oldu? Başpınar'a doğru kaçarlarken gördüm. Başpınar'a gidiyoruz haydi! Yerin dibine girmedi ya bunlar. Siz burada ayrılın. Ben Ali Yar Bey'imizi haber etmeye gideceğim. Sakın onu elinizden kaçırmayın. Haydi! Ça!
Ertuğrul Bey, Salur, Çepni, Kızık Beyleri teşrif etmediler. Onlar olmadan başlayacak mıyız? Elbet geleceklerdir. Geldiklerinde dahil olurlar. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Moğol belası, Haçlı istilası ve içimizdeki fitne bizi bizden uzak kılmıştır. Et tırnaktan nasıl ayrılmazsa, kardeş de kardeşten öyle ayrılmaz. Ezanımız, sancağımız, kitabımız, kıblemiz nasıl birse, gayemiz, mücadelemiz ve davamız da bir olmak zorunda. Bahtiyar olduk, şeref duyduk. Birlik en hakiki meseledir. Doğru der. Doğru söylüyor. Doğru. Lakin düşmanla işbirliği yapan hainler olduğu sürece birliğimizi nasıl tesis edeceğiz? Zor zamanlardan geçeriz. Pusatımız var, imanımız var, hayalimiz var ancak bir gayeye ulaşacak yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Doğru söylüyor. Alparslan'dan bu yana bu cennet toprakları yurt tutmak için kan dökeriz, can veririz. Gayrı cenk ederken iş tutmak gerek. Hünerli eller gerek. Düşmanın içinden dostlar edinmek gerek. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizlersiniz. Maddi meselelere gelince. Abdurrahman. Bölüştükçe tok oluruz, bölündükçe yok oluruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun beyim. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ertuğrul Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Komutanlar, komutanlarım, Türkler hadlerini aştı. Emir Saadettin de Ertuğrul'a destek olmaya başladı. Bu daha da kötü. Hiç iyi işaret değil. İmparator savaş istemezken, kaldı ki istese bile ordumuz onca güçlükle kıvranırken ne yapabiliriz Tekfur Vasülüs? Türklerle savaşta kullanacağımız mühimmat yakında burada olacak. O kervanda Türkleri bitirecek kadar çok mühimmat var. İşte şimdi oldu. Bu mühimmatlar bizi uzun süre idare eder. Savaşa Türkmen Beyliği'nin birliklerini dağıtarak başlamalıyız. Ya. Bu size geldi Tekfur Vasülüs. Çık. Buna izin vermeyeceğim. Yollarını keseceğiz. Başlarını keseceğiz. Ve bu birlik kurulamayacak. Bu ilk zaferimiz. Fakat son olmayacak.
Çok yaşa İmparator! Çok yaşa Vasilius! 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 Helena. Şerefli komutanlarımızı böyle mutlu görmek ne güzel. Neyi kutluyoruz? Ben de katılmak isterim. Elbette. Türklere karşı zaferimizi kutluyoruz. Şu gördüğün kanlı paçavralar, Ertuğrul'un o çok güvendiği birliğin bittiğinin işareti. Türklerin çöküşünü. Bu ne güzel bir haber böyle. Sonunda zafere ulaşacağız. Türklerin çöküşüne. Çok yaşa İmparator. Çok yaşa Vasilius. Çok yaşa İmparator. Çok yaşa Vasilius. Çok yaşa İmparator. Çok yaşa Vasilius. Tekfur Vasilius İmdiden komutanlarını toplamıştır. Bizi ayırmanın, paramparça yapıp bölmenin hesaplarını yapmaktalar. Bir gün sancağımızı Bitinya'ya, Konstantiniyye'ye, Venedik'e ve dahi Roma'ya dikeceğiz. Gayemiz de, inancımız da budur. Bu dediklerin hangi vakit gerçekleşecek Ertuğrul Bey? Bunları görmeye ömrümüz vefa eder mi? Zafer adını koyanındır Afşin Bey. Ömrümüz yetişmezse namımız yetişecek. Pusatımız ulaşmazsa neslimiz ulaşacak. Ertuğrul Bey, biz ancak uyuyan yılanı uyandırmaktayız. Huzurumuz kaçacak. Sen bulduğu ilk imkanda obanı yerle bir edecek olan Bizans'ı dost mu bellersin? Bizim bizden gayrı dostumuz yoktur, bunu görmez misin? Beyim. Hayırdır inşallah Turgut? Toya gelen üç bey. Yolda saldırıya uğramış. Alperi ile birlikte şehit düşmüşler. Alper! Nasıl olmuş ki? Boynumuzu aşan işlere bulaştıkça işte böyle tek tek öleceğiz Ertuğrul Bey. Tek tek öleceğiz. Ölmekten korkan varsa gidip boyunduruk takıp Bizans'a köle olsun. Soysuzlardan korkup döşeğe gireceğime şerefimle mezara girerim. Şehadetlerimi kabul eyle. Dişe diş, kana kan.
İntikam almayı bana nasip et. Seni böyle göreceğime evladımla öleydim. Pes mi ettik? Ha? Teslim mi olduk da beni, erini hakir görürsün? Yalnız kaldım beyim. Herkes sana sırtını çevirdi. Emir Saadettin bile. Otağımızdan apar topar kaçtık. Biz kaçmadık hatun. Kaçmadık. Gücümüzü toplamak için gereken neyse onu yaptık. Asla yalnız değiliz. Ben ne kardeşlerimin ihanetiyle ne de Emir Saadettin'in sözleriyle tarumar olacak değilim. Asla! Sen de erin gibi olasın. Anladın değil mi beni? Sana hep güvendim bey. Ne yaparsan en iyisini yaparsın. Şimdi ne olacak? Vasilius bana beylik yolunu açacak. Sultanımızın emri vardır. Bu soysuzlara savaş ilan edemeyiz. Lakin şehit beylerin kanını yerde koyacak da değiliz. Ne düşünürsün Ertuğrul Bey? Madem açıktan savaş ilan edemeyiz, o vakit biz de gizli gizli yaparız. İçlerine sızar, gizli gizli yaparız. Doğan, anlat hele. Gün battı mı kalede kuş bile uçmaz bey. Yalnızca askerler dolanır. Komutanlar gece olduğunda ya eğlenceye gider ya da teftişe çıkarlar. Burada bir şaraphane vardır. Eğlence için buraya giderler. Teftiş için de kalenin burçlarının etrafına dolanırlar. Anlaşılan en müsait vakit gece yarısıdır. Lakin kim kimdir nasıl anlayacağız? Vasilius'un en kıymetli ve rütbeli komutanları her gece ona malumat vermek için yanına gelir. İç kaleye doğru giren komutan görürseniz bilin ki onlardır. Turgut. Buyur beyim. Yanına Samsa'yı al. Haçaturyan'la Domrul da size destek olsun. O komutanların canını alacaksınız. Cesetlerini de Vasilius'un gözünün önüne asasınız. Emrin olur beyim. Beyim. Vural Bey kaçtı. Lakin alpleri saldım peşinden. Nereye gittiği bellidir Ertuğrul Bey. Gayrı gözü dönmüştür. Edeceği tek şey hainliktir. Beyim, müsaadenle biz yola düşelim. Gayrı biz kardeş olmalıyız Ertuğrul Bey. Kutluca da alpler de gitsin. Bu zafer de bizim de payımız olsun. Eyvallah Aliyar Bey. Kutluca, Turgut. Gidip de dönmemek var. Şehadet bizim için vuslattır beyim. Şehadet bizim için şereftir. Yeter ki sancağımız inmesin, ezanımız susmasın beyim. Varsın bin Kutluca feda olsun. O vakit
Kazanız mübarek olsun. Eyvallah. Sefer bizden, zafer Allah'tan olsun. Amin. Destur var mıdır aslan? Gel abi. Vuralı obada bulamamışlar. Kaçmış. Başımıza daha büyük belalar açacak. Peşini bırakamayız abi. Merak etmeyin. Alpler peşindeler. Biz de tez obamıza dönelim. Ertuğrul Bey yarın misafirimizdir. Oturup ne edeceğimizi konuşuruz. Destur beyim, destur var mıdır? Gel Bamsı. Bizim ayağımız tökezlerse düşman dağları üstümüze yıkar Bamsı. Biz pusatımızı bırakırsak düşman göğsümüzü deler. Sen nasıl bu hale gelirsin? Sevda beyim. Sevda beni mahvetmiştir. Beyim, ne desen hakkım vardır. Sen haddi aştın Bamsı. Beyim, beyim keşken böyle olmayaydı. Keşken aklım uçup gitmeyivereydi. Biz bugünlere keşkelerle gelmedik Bamsı. Davamızda keşkelere, eğerlere yer yoktur. Cehennemin ortasındayız. Biz gaflete düştüğümüz an bu iş bitmiş demektir. Aklını başına alasın. Gidinden. Eyvallah be. Eyvallah. Beni çağırmışsın, buyur. Yarın Çavdar Obası'nda Aliyer Bey'in misafiri olacağız. Hazır olasınız. Emrin olur beyim. Müsaadenle. Kendi obamızın alplerinden kaçıp babamın katillerine sığınmak. Bu bana ağır gelir beyim. Lakin son nefesime kadar yanındayım. Ordular! Yakalayın! Teslim olasın Dural beyim.
Kaçacak yeriniz yok. Anca cesedim için ersiniz hainler! Obada ahval nedir? Beyim, Ali Yar Bey Kutlucaya katledilmen için emir vermiş. Bizi de peşine saldı. Babamı öldürüp kardeşlerimi zehirlediği yetmedi. Şimdi de beni harcamak ister ha? Ah Ali Yar, ah! Sen de ah, ağabeyini tanıyamamışsın. Emrim var mı beyim? Evvela bir olasınız. Diri olasınız. Aksi halde sıra size de gelir. Obadaki sadık beylerimize, alplerimize deyin ki Emir Saadettin Köpek Hazretleri bizim arkamızdadır. Hak ettiğimiz ne varsa bize verecektir. Beylikse beylik, altınsa altın, hanlı pazar, hepsi bizim olacak. Sakın ola ki Ali Yar'a boyun eğmeyesiniz. Obada olup biten her şeyden haberim olacak. Karacahisar Kalesi'ne gideceğim. Anladınız mı beni? Anlaşıldı beyim. Hadi çoğalalım gidelim. Obamın yiğit beyleri, Kaya Obası misafirim olacaktır. Tez hazırlıklar başlasın. Obadaki bütün çadırlar gezile, ihtiyaçlar giderile. Kırgın olanların gönlü alını. Derde düçar olanlar o tacıya götürüle. Emrin olur beyim. Bundan gayrı Aslan Hatun benim vekilimdir. Beyim, Hatun'dan vekil mi olur? Biz Türklerde olur bacım. Olur. Tarihimizde nice hatun beylik de yapmıştır, hükümdarlık da. Şimdi başta kendi obamız olmak üzere tüm alemi İslam'ı ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim bu uğurda şehit olmayı cümlemize nasip etsin. Amin. Amin. Ural'ın bu otağda topladığı beyleri yakın takibe alasınız. Bundan gayrı obamıza Ural'ın gölgesi bile girmeyecek. O beylerden de hesabını elbette soracağım. Efendim, neden zahmet ettiniz? Ben gelecektim huzurunuza. Fethin mübarek olsun evlat. Burayı bizzat görmek istedim.
Bir yer fetih olunduğunda ne mübarek olur. Lakin fethin esası gönülleri de fethetmektir. Allah fetih ruhunu hiç söndürmesin. Amin. Alemlere rahmet olan peygamberimiz, haklının hakkını, suçlunun cezasını vermeyi kendine şiar edinmişti. Efendimiz yeri gelmiş, ashabına ilim öğretmiş. Yeri gelmiş, ticaret yapmış. O şefkat peygamberi yeri gelmiş, gaza meydanlarında zalime karşı kılıç sallamış. Bir beyin de birçok vasfı kendinde barındırması elzemdir. Dinimizin bir gereği de haddini bilmeyenlere had bildirmektir. Rabbimiz Bakara suresinde buyurur ki, sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bu ayet gereği ne eksiği ne fazlası siz size yapılana mukabele edesiniz ki düşmanlarınız size musallat olmaktan korksunlar. Biz zalime karşı izzetli, mazluma karşı merhametli olacağız. Allah beni ve soyumu bu davanın bir neferi eylesin. Bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Amin. Vasilius'un attığı her adımı takip edeceğim. Eğer babamın katili oysa onu kendi ellerimle öldüreceğim. Ertuğrul Bey'e diyesin ki Türkmen beylerini öldürten Vasilius'tur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Ne isterseniz vardır. Seni tanıyamadım. İyi ya. Biz de o yüzden gizlendik usta. Ertuğrul Bey'im neler düşünmüş? Kaleden haberleri böyle alırsınız ha? Elbette iyiydim. Eğer düşmanını tanımazsan onu asla yenemezsin. Eyvallah. Helena ile konuştum. Bizimledir. Türkmen beylerini öldürenin de Vasilius olduğunu söyledi. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktu zaten. Biz de buraya bunun bedelini ödetmek için geldik. Pusatlarımızı aldılar Haçaturyan Usta. Gayri kaleye pusatlı kimseyi sokmazlar. Korkuları başlarına vurdu. Lakin çok geç kaldılar.
İmdi ne diyeceğiz Turgut Alp? Sokaklar bizimdir Kutluca. Pusuya kim düşerse avımız olacak. Eyvallah. Hadi eyvallah. Yine gelin efendim. Yine bekleriz. Yine gelin. Daha güçlü. Daha acımasız. Görürüm ki acımasız askerler yetiştirirsin. Tek vur Vasilius. Ural Bey. Sizi hangi rüzgar attı buraya? Kabul edersen misafirin olmak isteriz. Bilirsin, Türklere kapım her zaman açıktır. Bilirim, bilmez miyim? O halde akşam yemek yer konuşuruz. Şimdi iyice dinlenin. Thank you.
Obamıza, otağımıza hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Şeref verdiniz. Hoş gördük Aliyar Bey. Seni yeniden sağ salim otağında gördüm ya. Abad oldum. Allah razı olsun. Buyurun hele. Buyurun. Dündar, Doğan, hele talimhaneye varın. Alplere haber edin. Bakalım hazırlar mı, değiller mi görelim. Emredersin beyim. Kırca, sen de eşlik edersin. Emir olur beyim. Sayende cenge hazır olacaklar Ertuğrul Bey. Hele bir soluklan da biz de varalım. Meydan yiğidi görsün. Eyvallah Aliyar Bey. Eyvallah. Kayılar misafir gelmiş. Alpleri talimhanedeydi. Gördünüz mü? Gördüm ya. Sık sık geleceklermiş. Bu obaya şöyle keyifli geldik ya. Şükürler oğlum. He ya. Ne beter günlerdi ama bey. Sen de Aliyar Bey'in hizmete başlamışsın ha kızı Alp. Hayırlı ola. Eyvallah Doğan Alp. Eyvallah. Gücüm yettiğince Aliyar Bey'imin hizmetinde olacağım. Kapalıyız. Niye? İşimiz var bre. Ne zorluyorsun? Çek git. Uzun yoldan geldim ihtiyar. Hele biraz soluklanayım, kalkacağım. Başımı belaya mı sokacaksın be adam? Kalk git, başka yerde soluklan. Niye başım belaya girecek? Akşama Tekur ve komutanları eğlenceye gelecekler. Mekanı kapattılar. Eğer yabancı birini görürlerse başım belaya girer bre. Ne laftan anlamaz adamsın sen. Kalk bakayım. Tamam. Tamam. Kalk bre. Tamam bırak. Sana kolay gel ihtiyar. Zahmet oldu bre. Ne buldunuz? Haber yok. Kimse komutanlar hakkında konuşmaz. Hepsi it gibi korkuyor. Belli ki ahaliye eziyet ederler. O vakit ahaliyi bu eziyetten kurtarmanın vakti gelmiştir.
Sen bir şey bulabildin mi Turgut Alp? Buldum Samsa, buldum. Hem de aradığımızdan fazlasını. Anlatacağım. Hadi gidelim. Müsaade var mıdır? Vardır. Buyur. Yanmışsın belli. Buyur iç. Sağ olasın. Sağ olasın. İçim yanmış ya. Talim yaparken içi kuruyor insanın. Kaya obasındansın değil mi? Öyle. Adım Dündar'dır. Ertuğrul Bey'in kardeşim. Ya. Niçin geldiniz? Ayyer Bey misafir olarak geldik. İki oba gayrı kardeştir. Yani kardeş dedimse birlik beraberlik manasında. Ya ne güzel. Desene sık sık geleceksiniz. Öyle ya. Doğan Alp burada olacak Alplerin talimi için. Ben de sık sık gelirim. İyi o vakit. Gelirsen adım Günyeli'dir. Sağlam duracaksınız. Korkmayacaksınız. Pusatınızla yek vücut gibi olacaksınız. Cenk meydanında pusatanızı elinizden düşürmeyeceksiniz. Selamun aleyküm Alpler. Aleyküm selam Ertuğrul Bey. Alplerim hazır. Buyurasın Ertuğrul Bey. Alpler. Cenk. Er işidir. Kılıçla değil, yürekle yapılır. Hırsla değil, akılla kazanılır. Düşman, telaşla değil, sükunetle alt edilir. Evvela karşınızdaki düşmanın kim olduğunu bileceksiniz. Zaafı nedir? Kuvveti nedir? Tartacaksınız. Tabiatını öğreneceksiniz. Ve karar verdiğinizde asla ama asla korkmayacaksınız. De haydi görelim bakalım marifetinizi. Thank you.
Eyvahlar olsun Ertuğrul Bey'im. Bizim Alper'in durumu bayım. Öyledir Ali Er Bey. Lakin merak etmeyesin. Doğan Alp'le Kutluca Alp bir olup onları bir ayda Alp'in asa eder. Öyle değil mi Doğan? Hepsinin canını okuruz evvel Allah Bey. Müsaaden var mıdır Ali Er Bey? Etleri de, kemikleri de senindir Doğan Alp. Yiğit Çavdar Alpleri. Gayrı, dostumuz da, düşmanımız da birdir. Sırt sırta verip, cenk meydanında cenk edeceğiz beraber. O vakit birbirinizin ardını kollayacaksınız. Gerekirse kardeşiniz için canınızı vereceksiniz. Lakin ne olursa olsun, düşmanın canını almadan can vermeyeceksiniz. Menzilimiz uzun, düşmanımız çoktur. Bundan sebep iki obanın birliği her vakit olduğundan daha mühimdir. Okunuz şaşmasın, bileğiniz bükülmesin. Amin! Unutmayasınız ki ata eğer gerek, eğere yiğit gerek yiğit. Liyakatınızı er meydanında ispat edeceksiniz. Gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Çalışacağız ki töremiz var olsun, adımız yaşasın. Biz bugüne değil, bin sene sonrasına and içtik kardeşler. Biz bugün korkarsak, neslimiz bin sene sonra zalimin karşısında titrer. Biz bugün susarsak, bin sene sonra neslimiz zalimin sesini dinler. Ne ettiğimizi de, ne ektiğimizi de iyi bileceksiniz. Bugün indireceğimiz her yumruğun sesi bin sene sonra duyulacak. Var olsun töremiz, hak olsun menzilimiz, yardımcımız olsun Rabbimiz. Amin. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa. Ertuğrul Bey'im çok yaşa, Ali Er Bey'im çok yaşa.
Şarabı fazla kaçırıp kendinden geçmezsin umarım. Başkomutanımız evlenecek. Biz en yakın komutanlarıyız. Bugün sarhoş olmayacağız da ne vakit olacağız? O halde kendine şimdiden seni taşıyacak gibi mi? Aziz efendiler! Aziz efendiler! Bana yardım edin ne olur. Ne oldu ihtiyar, ne bu hal? Tanrı aşkına! Çok kötü! Çok kötü! Çok kötü! Çok kötü! Oh!
de hele Dündar. Hayır mı şer mi? Yenge. Yenge, bir hatun gördüm. Elinde tepsiyle az evvel içeri girdi. Atı günyelidir. Su gibi berraktır. Yenge. Hı. Sen hele bir sorup soruşturasın. Aman kimseye de demeyesin. Yok beyim, sen merak etme. Ben sorar soruşturur kimdir, neyin nesidir öğrenir sana derim. Sağ olasın. İnşallah hayırlısı olur Dündar. İnşallah. Kilimhanede ne kadar becerikli olduklarını görmüştük Çavdar hatunlarının. Lakin sofra donatmakta da pek bir mahirmişler. Şifa olsun. Bizi bir araya getiren Allah'ıma şükürler olsun. Amin. Amin. İnşallah Banu Çiçek Hatun'un desteğiyle bundan gayrı genç hatunlarımız daha iyi eğitilecektir. Gayrı obamız senin obandır Banu Çiçek Hatun. Eksik olmayasın Aslan Hatun. Sağ olasın. Bismillah. Aslan Hatun. Hayırlı bir iş vardır. Sana danışmak isterim. Hayrola Halime Hatun. Dündar Bey'imin gönlüne bir sevda düşmüş. Kim o talihli hatun? Ben kendisini görmedim. Lakin Dündar Bey'im adının Günyeli olduğunu dedi. Bu akşam hizmet eden hatunlar arasındaymış. Günyeli Hatun her daim Ural'dan yana olan Acar Bey'in kızıdır. Helena Hatun'la evleniyor musunuz? Bir yastıkta kocayı. Kuzenim Helena kısmetli hatun. Sizin gibi cesur bir adamla evlenecek. Babamın ölümünden sonra Vasilius beni hayata döndürdü. Benim babamın ölümünden sonra uzun süre hayattan koptum. Ural Bey'im karşıma çıktı da beni zindanımdan kurtardı. Bu kötü günlerin konuşmalarını bir kenara bırakalım mı?
Vural Bey, sizin buraya gelmenizi neye borçluyuz? Ertuğrul'la köpek ittifak ettiler. Sen de ben de etmek istersin. Ben ittifak etmeyi severim. Fakat başarılı değilsin. İttifak etmek eş seçmeye benzer. Ben eşimi iyi seçtim. Lakin dostlarımı seçemedim. Yaralı aslan. Bilgelik yolunda ilerliyorsun. Teklifin nedir? Beylemin karşılığında Ertuğrul'la Ali Yar'ın kellesini teklif ederim. Güldürme beni Ural Bey. Sen obanda hayat hakkı bulamamışsın, bir de beylik peşindesin. Tekfur Vasulyus. Ne var? Efendim? Söylesene be adam. Üç komutanımız öldürüldü. Cesetleri avludadır. Kim yapar bunu? Ha? Kim? Ural'a hayat hakkı tanımayan kimse o. Nöbetçiler! Yenge ne oldu? Bir haber var mı? O kız olmaz Dündar. Sen ne dersin yenge? O kız Ural'ın sağ kolu olan Acar Bey'in kızıdır. Acar Bey'in bu işe gönlü olmaz. Hele ki ağabeyinin. Hiç olmaz.
Ertuğrul, benim obamdan sonra senin kalene göz koymuş. Vasilius. Alpler ne yaptı acaba? İnşallah zafer bizim olacaktır Ali Yer Bey. Düşmanı kendi yuvasında vuracağız. O vakit Vasilius anlayacak ki Türk'e pusu kurulmaz. Türk'ten intikam alınmaz. Türk'e ceza kesilmez. Tüm düşmanlarımız bilecek ki topraklarda ezan dinleyecek. Bayrak inmeyecektir. Tüm cihan bilecek ki bu topraklarda ilahi nizam her yere yayılacaktır.